Sevgili gençler merhabalar. Bu dersimizde trigonometride toplam fark formüllerinden kosinüs toplam ve farkı göreceğiz. Kosinüs x artı y'nin açılımı kosinüs x çarpı kosinüs y arada artı varsa eksi sinüs x çarpı sinüs y'dir. Dikkat ederseniz ile sinüs arasındaki kardeşlik burada bozuluyor. Yani kosinüs diyor ki buradaki iki açıyı önce ben alırım, sonra sinüse veririm. Yani öküz öldüğü kardeşlik ve ortaklık burada bozuluyor. Ama şuna dikkat edin, arada artı varsa eksi ama eksi varsa araya artı atacağız. Ya da yine gençlerin hoşuna gitsin diye camdan cama seni seviyorum gibi. Şimdi gelin kosinüs x eksi y'nin eşitini birlikte yazalım. Bu kosinüs önce bu iki açıyı kendisi alacak. O zaman kosinüs x çarpı kosinüs y. Arada eksi varsa artı. Sonra o iki açıyı kime bırakacak? Sünüse bırakacak buraya baktığımızda arada eksi var. Dikkat edelim ama. Bakın cos cos sin sin ama açıları kontrol etmemiz lazım. Kosinüs 50, sinüs 50, kosinüs 10, sinüs 10. Bir dengesizlik yok. Yani burası kosinüs x artı y'nin açılımıdır. O da kosinüs x dediğimiz 50, y dediğimiz 10'dur. O da Gençler kosinüs 60'a eşit. O da sinüs 30'a eşit. O da 1 bölü kaçtır? 2. Arada artı var. Dikkat edelim. Evet. Kos kos sin sin. Ama açıları kontrol etmemiz lazım. Kosinüs 70, sinüs 70, kos 40, sin 40 sorun yok. O zaman burası. Kosinüs x eksi y'nin açılımıdır. x dediğimiz 70 y dediğimiz 40'tır. O da arkadaşlar kosinüs 30 eder. O da kök 3 bölü kaçtır? 2'dir. Geldik buraya. Kos, kos, sin, sin. Ama açıları kontrol etmemiz lazım. Kos 70, sin 70. Kos 35, sin 35. Burada bir dengesizlik yok. Yani yukarısı kosinüs x artı y'nin açılımıdır. O da arkadaşlar kosinüs x dediğimiz 70, y dediğimiz 35 toplarsak 105 derece eder. Aşağıya bakıyoruz. Gençler sinüs 50, sin 40, kos 35, sin 35. Bakın şurada bir sıkıntı yok ama... Gençler bu 50 ya 40 olsun ya da 40 50 olsun. Biz tabi kosinüs toplam farkı gördüğümüz için bunu kosinüs arkadaşlar toplama çevirmek için birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşittir. Sin 50 gördüğüm yere kosinüs 40 yazabilirim. Kos kos sin sin açıları kontrol ediyoruz sorun yok o zaman burası kosinüs x artı y'nin açılımıdır x dediğimiz 40, y dediğimiz 35 toplarsak 75 eder. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların kosinüsleri eksilisine eşittir. Sadeleşirler. Cevap kaç olur gençler? Eksi 1 olur. Tabi bu kosinüs x artı y'nin açılımını nasıl ispat edeceğiz? Arkadaşlar kosinüs x artı y'yi yazdık. Yalnız biz bu kosinüs toplam farktan önce sinüs toplam farkı gördük ve ispat ettik. O zaman biz bu kosinüs x artı y'yi sinüs arkadaşlar toplam farka çevirelim. Bu kosinüsün sinüs olabilmesi için birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların kosinüsü sinüsüne eşittir. O zaman ben kosinüs x artı y gördüğüm yere gençler sinüs 90 dereceden bunu çıkaracağım. O da pi bölü 2 eksi x artı y olur. Arkadaşlar sinüs şuradaki eksiyi dağıtırsam pi bölü 2 eksi x eksi y olur. İsterseniz şura a açısı gibi burada b açısı gibi düşünelim. Ve arkadaşlar sünüs a eksi b'nin açılımını yapalım. O da biliyorsunuz hani hatırlayasınız diye sünüs a çarpı gençler kosinüs b eksi kosinüs a kosinüsleri ortaya yazıyorduk çarpı Evet arkadaşlar sinüs B'ydi. Ama biz burada A gördüğümüz yere pi bölü 2 eksi X yazacağız. B gördüğümüz yere de Y yazacağız. O zaman ne olur gençler? Bakın sinüs pi bölü 2 eksi X çarpı kosinüs Y eksi. Evet gençler kosinüs pi bölü 2 eksi X çarpı sinüs y olur. Buraya ve buraya dikkat etmeniz lazım. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşittir. Ya da hani buradaki açıyı dar açı düşünüyorduk. 90'dan 10 çıkarsa 80, 80 birinci bölgededir. Sünüs artıdır. Pi bölü 2'den dolayı isim değişir. O zaman buraya ne yazıyoruz? Kosinüs x çarpı. Evet kosinüs y eksi. Burayı da aynı şekilde düşünüyoruz. Gençler sinüs x eder. Çarpı sinüs y olur. İşte arkadaşlar çok basit bir şekilde ispatını yaptık. İyi de biz kosinüs x artı y'nin ispatını yaptık. Acaba kosinüs x eksi y nereden geliyor? Gençler şurada y gördüğümüz yere eksi y ye yazarsak o zaman burası kosinüs x eksi y olur. Biliyoruz ki bu ifade bu ifadeye eşitti. O zaman burada da y gördüğümüz yere eksi y yazmak zorundayız. Evet gençler kosinüs x ama kosinüs eksi yutuyordu kosinüs y. Dikkat sinüs eksi kusuyordu. Bir eksi burada var bir eksi burada var artı olur. O da sinüs x çarpı sinüs y olur. Evet gençler böylelikle ispatını yapmış olduk. Evet gençler geldik kosinüs 15 derecenin değerini hesaplamaya. Bizim sık kullandığımız ezbere bildiğimiz 30, 45, 60 gibi açıları kullanarak kosinüs 15'e ulaşabiliriz. O zaman biz kosinüs 15 dereceyi 45'ten 30'u çıkaralım. 45 eksi 30. İşte kosinüs toplam fark formülüne dönüştü. Ama arada eksi varsa artı gelecekte dikkat. Kosinüs bu iki açıyı önce ben alırım diyordu. Sonra sinüse veririm diyordu. Arkadaşlar kosinüs 45 çarpı. Kosinüs 30 artı. Evet sinüs 45 çarpı sinüs 30. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2. Kosinüs 60 kök 3 bölü 2 artı. Sinüs 45 kök 2 bölü 2. Sinüs 30 1 bölü kaçtır? 2. Paydalar eşit dikkat ederseniz. Kök 3 ile kök 2 çarparsam kök 6 artı. Kök 2 ile 1'i çarparsam kök 2 bölü. 2 kere 2 kaç gelir? 4 gelir. Bize tanjantın değerini, kotanjantın değerini vermişler. Kosinüs x eksi y'yi bizden istiyorlar. Biliyoruz ki kosinüs x eksi y, kosinüs x çarpı, kosinüs y artı, sinüs x çarpı, sinüs y'ye eşittir. Buradaki x açısı için isterseniz bir tane dik üçgen yapayım. x açısı. Tanjant demek biliyorsunuz karşının komşuya oranı. Burası kaç olur? 5. İsterseniz buradaki y açısı için de bir dik üçgen çizeyim. Şurası y açısı olsun. Kotanjant demek komşu dik kenarın karşı dik kenara oranı. 7, 24, 25 üçgeninden burası kaç olur? 25. Getirip arkadaşlar değerlerini yerine yazalım. Kosinüs x. x bura. Kosinüs komşu dik kenarın hipotenüsü oranı 3 bölü 5 çarpı. Kosinüs y. Komşu dik kenarın hipotenüsü oranı 24 bölü 25 artı. Sinüs x. Karşının hipotenüsü oranı 4 bölü 5 çarpı sinüs y, karşının hipotenüs oranı 7 bölü 25 olur. Paydalar yine eşit, 3 kere 24, 72 artı, 4 kere 7, 28 bölü, 5 ile 25'i çarparsam, 125 olur. 72 ile 28'i toplarsam, 100 bölü 125. Bir de 25 ile sadeleştirirsek 4 bölü kaç olur? 5. Geldik arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde. Kosinüs A'yı vermiş. Kosinüs B'yi vermiş. Kosinüs C'yi istiyor. Biliyoruz ki bir üçgende iç açıların toplamı her zaman kaçtır? 180 derecedir. Benden arkadaşlar C'nin kosinüs değerini istiyor. Ama C açısı ile A artı B açısının toplamı 180 derece. Biliyoruz ki birbirini 180 derece tamamlayan açıların kosinüsleri eksilisine eşittir. Yani ben kosinüs C'yi bulacağıma C açısı ile A artı B toplamı 180 derece olduğu için eksi kosinüs a artı b'yi de bulabilirim. O zaman arkadaşlar eksi parantezinde kosinüs a artı b'nin açılımını yapacağım. O da kosinüs a çarpı kosinüs b eksi sinüs a çarpı sinüs b'ye eşittir. İsterseniz a açısı için bir tane dik üçgen çizeyim bize kosinüs a'yı vermiş. Kosinüs demek komşu, dik kenarın, hipotenüse oranı burada 4 olur. İsterseniz b açısı için yine bir üçgen çizeyim. Dik üçgen. Bura b açısı olsun. Kosinüs demek arkadaşlar komşu dik kenarın hipotenüse oranı. O zaman 5, 12, 13 üçgeninden burası da kaç olur? 12. Evet eksiği unutmayalım. Kosinüs A. A açısı bura. Kosinüs A'yı burada vermiş. 3 bölü 5. Oraya bakmaya gerek yoktur. Kosinüs B'yi de burada vermiş arkadaşlar. 5 bölü 13. Eksi. Sinüs A. A açısı bura. Sinüs demek karşının hipotenüsü oranı. 4 bölü 5. çarpı. Sinüs B karşının hipotenüse oranı 12 bölü kaç olur? 13. O da eksi. Bakın yine paydalar eşit. 3 kere 5 15. Eksi. 4 kere 12 48 bölü. 5 kere 13 65. Gençler artı 15 eksi 48 eksi 33 eder. Bir eksi burada var. Artı 33 bölü. 65 olur. Geldik bu soruya. A artı B 300 derece vermiş. Evet tamam. Biz bu karelerin tam karelerin açılımını yapalım. Birincinin karesi kosinüs kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi artı buraya geldik. Birincinin karesi sinüs kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Dikkat. Kos kare sin kare biliyoruz ki bir artı. Şuralar gitti. Evet dikkat. Gençler kos kare be. Evet sin kare B biliyoruz. 1 artı. Gençler altını 3 kere çizdiğim yerde artı 2 parantezini alsak. Bakın kosinüs a kosinüs b eksi gençler sinüs a sinüs b olur. Bakın tanıdık bir şey. 1 1 daha 2 artı 2 çarpı. Burası kosinüs A artı B'nin açılımıdır. O da 2 artı 2 çarpı A artı B yukarıda bize 300 derece olarak verilmiş. Gençler 2 artı 2 çarpı. Ben 300 dereceyi eksi 60 derecede yazabilirim. Ya da 360 eksi 60 ya da 270 artı 30. Gençler demek ki burası kosinüs eksi 60'dır. Kosinüs eksi yutar. Kosinüs 60 sinüs 30'a eşit. O da 1 bölü 2. 2 artı 2 çarpı 1 bölü 2. Bura 1 eder. 2 1 daha kaç eder? 3 eder. Geldik gençler bu soruya. A, B, C, D dikdörtgen. Evet arkadaşlar sinüs alfayı istiyor. Evet gençler 3 1 daha 4 burası 4. Evet dik. Tamam. 3 2 daha 5 burası 5. Bizden sinüs alfa'yı istiyor. Tabii ki arkadaşlar yine söylüyoruz. Konumuz kosinüs toplam fark formülleri olduğu için bu soruyu kosinüs toplam farkla çözmek zorundayız. O zaman ne yapalım? İsterseniz Bakın şuradaki açıya x kadar diyeyim. Buradaki açıya da y kadar diyeyim. Biliyorsunuz ki bura 90 derecedir. O zaman alfa açısı ile x artı y'nin toplamı 90 derecedir. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşittir. Yani ben sinüs alfayı bulacağıma onun yerine kosinüs x artı y'yi de bulabilirim. Biliyorsunuz burada kosinüs x çarpı kosinüs y eksi. Gençler sinüs x çarpı sinüs y'ye eşittir. Evet x açısı. Gençler burada y açısı. Bize arkadaşlar şu kenarlar lazım olduğu için bakın 2, 4. Şuraya 2 kök 5 gelir. Buranın karesi 25, buranın karesi 1 toplarsak 26 kök 26 olur. Kosinüs x, x burada. Kosinüs demek bu dik üçgende. Komşu dik kenarın hipotenüse oranı. O da 4 bölü 2 kök 5 eder. Çarpım, kosinüs y. Şu dik üçgende. Komşu dik kenarın hipotenüse oranı. O da 5 bölü kök 26 olur. Eksi. Sinüs x gençler karşının hipotenüse oranı. Sinüs y yine karşının hipotenüse oranı. Karşı dik kenarın hipotenüse oranı. Gençler dikkat ederseniz yine paydalar eşit. Bakın 4 kere 5 20. 2 kere 1 2. 20'den 2 çıkarsa 18 bölüm arkadaşlar 2 kök 5 çarpı kök 26 olur. İsterseniz 2 ile 18'i sadeleştirelim. Yukarıda 9 bölü 5 kere 26 130 kök 130 eder. Hem payı hem paydayı kök 130 ile genişletirsek o da 9 tane kök 130 bölü 130 olur geldik arkadaşlar bu soruya. ABCD dik yamuk kosinüs alfayı bizden istiyor. Evet 90 derece 3 4 5 üçgeni 5 12 13. Bir daha söylüyoruz, bir daha söylüyoruz. Konumuz kosinüs toplam fark formülleri olduğu için soruyu kosinüs toplam farkla çözeceğiz. Ozan gençler şu açıya x bu açıya y diyelim. Aslında şu açılara da kullanabilirdik. Yani m'den bakın buraya a, buraya b diyebilirdik biliyorsunuz. a artı b'nin toplamı alfadır. Ama biz tercihimizi böyle kullandık. Şimdi gençler alfa ile x artı y'nin toplamı 180 derecedir birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların kosinüsleri eksilisine eşittir. Ben kosinüs alfayı bulacağıma onun yerine eksi kosinüs x artı y'yi de bulabilirim. O da gençler eksi parantezinde kosinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs x çarpı sinüs y olur. Eksi parantezinde Gençler kosinüs x. Evet bu üçgende dik üçgende. Kosinüs demek komşu dik kenarın hipotenüsü oranı 4 bölü 5. Kosinüs y bu üçgende. Yine komşunun hipotenüse oranı 5 bölü 13. Eksi. Sinüs x 3 bölü 5 olur. Şu üçgende. Sinüs y 12 bölü gençler 13 olur. O da eksi. Bakın yine paydalar aynı. 4 kere 5 20 eksi. 3 kere 12 36 artı 20 eksi 36 eksi 16 bir eksi de burada var. O da artı 16 bölü 5 kere 13 65 eder. Gençler başka bir derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.